Merhaba. Evet hocam hoş geldiniz. Hemen sizi yayına alıyorum. Mehmet hocamızı bekliyoruz. Şu an bağlandı. Merhaba hocam. Merhaba, şimdi herhalde bağlanabildik değil mi efendim? Evet hocam, şu an yayındayız. Katılımcı arkadaşlarımız gelmeye başladılar. Evet, o zaman biz de yavaş yavaş hazır olalım. O zaman ben başlıyorum hocam. Tamam. Değerli katılımcılar, sayın seyirciler, hoş geldiniz. Bugün İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi hocamız Doktor Mehmet Bilgin'i ağırlayacağız. Mehmet Bilgin hocamızla milli mücadelenin başlangıç dönemi üzerine bir görüşme, konuşma yapacağız. Katılan herkese şimdiden teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim. Hem size hem katılanlara. Sağ olun hocam. Hocam ben konuya giriyorum hızlıca. Hocam bu milli mücadelenin üzerinden 100 yıldan daha uzun süre bir zaman geçti. Fakat buna rağmen Türkiye'de bu konular hala çok güncel. Hala sürekli tartışmalar oluyor. Akademik tartışmalar doğal olarak olur. Yani tarihçilerin konusu bu. Fakat politik tartışmalar oluyor. Gündemden düşmüyor. Sürekli bir şekilde bu konular dönüp dolaşıp önümüze geliyor. Siz de bu dönemi çalışan, özellikle son zamanlardaki çalışmalarınızda milli mücadelenin başlangıç dönemi konularını çalışan biri olarak bugünkü konularımızın sınırlarını da belirlemek açısından neler çalıştığınızı bize kısaca konu başlıkları üzerinden anlatabilir misiniz? Bugün Tabii. neler konuşuyoruz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tarih anlayışı olarak hiçbir olayı öncesinden ya da sonrasından ayrı düşünemiyoruz. Benim benimsediğim metot bu. Çünkü öncesinde olayla ilgili bir sürü veri var ama sonrası da ne olduğunu sonuç olarak yani ne olduğunu bize en doğru şekilde aktaran bilgiler var. Bu durumda biz milli mücadele diye başladığımız zaman milli mücadelenin resmi bir başlangıcı var. Resmi başlangıcı dediğim bilimsel olarak bunu söylüyorum. Mustafa Kemal milli mücadeleyi Nutuk adlı eserinde 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışıyla başlar. Ama biz tarihçi olarak, bilimsel olarak bu konuyu ele aldığımız zaman bunun bir öncesi var. Yani 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastı. Bu bir reeldir, gerçektir. Fakat şöyle bir olay var. Karadeniz'de herhangi bir kaza olsaydı tabii ki milli mücadele diye bir şey olamazdı. Bunun öncesine biz baktığımız zaman bunun bir hazırlık dönemi var. Ve daha da önemlisi bunun gerektiren şartların oluştuğu bir dönem var. Yani niye biz milli mücadele vermeye gereği hissettik? Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman aslında bu tartışmalar böyle bir bütün olarak ele aldığımız zaman bu tartışmalar yerine oturur. Fakat görüyoruz ki ülkemizde hala daha yerine oturmamış şeyler var. Şimdi bu yerine oturmayan şeylere baktığımız zaman milli mücadeleye engel olmaya çalışan tarafları görüyoruz. Aynı taraflar bugün de milli mücadeleyi tartışmaya devam etmektedir. Yani kendilerini bilerek ya da bilmeyerek o gün milli mücadeleye engel olmaya çalışanların devamı olarak
lanse ediyorlar topluma. Bilerek ya da bilmeyerek. Biz şu görüşteyiz, şu akımdayız, şu düşüncedeyiz diye beyan ettikleri için bunu söylüyorum. Milli mücadelenin kararı doğal, yani düşman geldiği şart etti, biz de mücadeleye karar verdik gibi basit gelse bile o kadar basit değil. İleriki aşamalarında, yani bu sürecin içindeki aşamalarda bu bizim tam bağımsızlıkla sonuçlanan milli mücadelemizin bir teslimiyeti kabul etme. Yani sevde dayatılan şartları kabul etme durumu var. Buna bizi mecbur etmek için bugün meseleyi tartışmaya açan çeşitli kurum ya da görüş olarak biz bunları ele alıyoruz. Bunların doğruyu arama diye bir şeyi yok. Olsa olayı başka türlü ortaya koyarlar. Yeni bilgilerle yeni bilgileri ortaya koyarlar. Oysa tartışmaları şu. Tartışmaya açarken bizi sürüklemek istedikleri şu. Şimdi Lozan bu işin noktası. Lozan'a tartışmaya açmak istiyorlar. Yani Lozan olmuş bitmiş, aradan 100 seneye yakın, yani 100 sene diyebileceğimiz bir süre geçmiş. Bunu yeniden tartışmanın sadece Lozan'ı kabul etmeyen, edemeyen, içine sindiremeyen tarafların işine yarar. Lozan'da bizim kazandığımız hakları bizim elimizden almaya yarar. Daha iyisini bize kim verecek? Yani Lozan'da aldıklarımız, ondan daha ilerisini bize kim verecek? Vermeye hazır birisi var da biz mi almadık? Ya da öyle bir düzen yok. Demek ki biz de Lozan'ı tartışmaya açmak istiyorsa birisi, tabii daha çok şeyler alacaktık, edecektik, yapacaktık demesine bakmayın. Onun asıl amacı, o zaten bu işte görevli. Onun asıl amacı meseleyi tartışmaya açmak. Tartışmaya açtığımız zaman elimizdekileri alacak taraf bunu zaten destekliyor, istiyor. Mesela. Peki hocam. Buyurun hocam. Buyurun. Siz misal veriyordunuz hocam. Evet. İsterseniz. Burada sorun şu. Bugün milli mücadeleyi tartışmak isteyenler, milli mücadeleye, yani bizim bir tasnif yapıyoruz. Öncesi, sonrası. Veyahut da işte milli mücadele esnasında gerçekleşenler. İşte şu da gerçekleşti ya da gerçekleşmedi. Böyle bir katkıda bulunmak için yapmıyorlar. Biz orada hezimete uğradık. Bize zafer diye kutlattılar. Yeniden bunu masaya getirelim. İyi, yeniden masaya getir de sen o masada oturduğun zaman daha önce eline aldıklarını kurtarabilecek durumda mısın? Yok. Kurtarabilecek olduğun durumda olsan zaten tartışmana gerek yok. Yeni şartları sen dikte edersin. Demek ki ortada şöyle bir oyun var. Birisi para veriyor. Diyor ki sen bu işi sonuna kadar hayatın boyunca tartışmaya ısıt. Ben senin işte her türlü şeyini karşılayacağım. Ben nitekim de kısmen biliyoruz bir şeyler olduğunu, karşılandığını. Ondan sonra biz onu tartışmaya açtıktan sonra biz masada bu insanların elinden neyi alacağını onlar zaten biliyorlar. Yani hocam, efendim buyurun. Tabii. Şunu söyleyeceğim. Şimdi bu söyledikleriniz tabii şey, yani günlük, bugünkü siyasi çekişmelerin, kamplaşmaların çok bu tartışmalarda ne kadar önemli rol oynadığı aşikar. Fakat ben istiyorum ki daha işin tarihsel boyutunu sizin bir tarihçi olarak çalışmalarınızla o döneme dönük olarak tartışalım. Yani bugün tabii, bu tartışmalardaki kamplaşmalardan ziyade isterseniz şöyle bir soruyla bağlayayım hocam. Bu 19 Mayıs 1919 siz de söylediniz, Nutuk'ta bir başlangıç noktası olarak veriliyor. Milli mücadelenin başlangıç noktası olarak.
Zaman zaman da ya da birçok kaynakta da bu şekilde geçer. Siz bunun hakkında ne düşünürsünüz? 19 Mayıs'ın başlayan şu anda sorumsak. Bu bir realitedir. Bunu söyledim. Siz bunu değiştiremezsiniz. Mustafa Kemal Samsun'a ayak basamasaydı zaten milli mücadele olmazdı. Başka şeyler olurdu ama zaten o başka şeyler var. Biz şimdi bu konuyu şuradan başlayalım. Öncelikle milli mücadeleyi neden verme ihtiyacı hissettik. Tarihe baktığımız zaman bir Mondros mütarekesi var. Bu Mondros mütarekesine baktığımız zaman oradaki şartlar üstü kapalı yazılsa bile Türkiye'nin bölgesel olarak işgaline yol açıyor. Artı oradaki şartlar Türk ordusunun tehris edilmesini istiyor. Dağıtılmasını istiyor. Artı savaşın gelişmesi sürecinde bizim kazanımlarımız var. Bunu hiç konuşmuyorlar. Bu kazanımlar şu: 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra imzalanmış olan Yeşilköy Anlaşması ve arkasından Berlin Anlaşması. Bu Berlin Anlaşması'nda bizim elimizden alınan Üç Sancak diye bir bölge var. Biz Birinci Dünya Savaşı'nın son döneminde Üç Sancak'ı kazanmışız. Anlaşmada geri almışız. Brest-Litovsk Anlaşması'nda bu Üç Sancak'ı bizim elimizden alan devletin o günkü temsilcileri Brest-Litovsk'ta bu Üç Sancak'ı bize vermeyi kabul etmişler. Şimdi bu Mondros diyor ki hayır diyor, olamaz diyor öyle bir şey. Orayı boşaltın. Şimdi bunu aslında, yani bu olayı aslında biz böyle tartışmadık şimdiye kadar. İşte bunu konuşmadığın zaman öbür konuştuğumuz mevzuları konuşuruz. Bunu konuşursak demek ki Mondros mütareçesi kazanan taraf bizden savaşta kazandıklarımızı geri istiyor. Hepsini de alıyor. Yani biz onlara da itiraz etmiyoruz. Bu zaman Anadolu'da onların ileri adım dediğimiz başka talepleri var. Bunların bir tanesi Anadolu'nun çeşitli bölgelerini başka devletlere, yani kazanan taraftaki İtalya, Fransa gibi devletlere işgal ettirmek ediyorlar. Hatta İngilizler kendi işgal ettikleri Kahramanmaraş, Antep, Urfa çizgisini Fransızlara devrediyor. Yani onlar kendi aralarında görüştükçe, anlaştıkça pazarlık masasına alıp veriyorlar. Ön başlangıçta aldığını, ya bunu al şunu ver gibi pazarlıklar yapıyorlar. İşte biz bu ortamda bir Anadolu'daki kadim haklarımız var. Şimdi ben Birinci Dünya Savaşı'nda kazanımlarımızdan da vazgeçtik. Anadolu'da kadim haklarımız var. Yani binlerce yıldız bu coğrafyadayız. Bu coğrafyada haklarımız var. Bunları savunabilme şeyine soktular bizi. Durumuna, savunma ihtiyacına soktular. Şimdi tabii ki Türkiye'de savaşı bir öncesine, yani milli mücadelenin bir öncesine baktığımız zaman Birinci Dünya Savaşı'nı yöneten bir kadro var. İttihat Terakki. İttihat Terakki, yani bugün biz İttihat Terakki'yi, bize bu kadarını bileceksiniz ya da şöyle göreceksiniz, farklı göremezsiniz. Eğer görürseniz dinden çıkarsınızdan tutun, işte İttihatçı olursunuz, şu olursunuz, bu olsunuz, o kadar çeşitli yelpaze geniş. O yelpazede çeşitli suçlamalar var. Bunlara küfretmek serbest. Bunları bilimsel olarak değerlendirmek bir ön yargı. Fakat İttihat Terakki savaşı kaybettiğini daha evvel görmüş. Mondros'tan evvel görmüş. Ne yapabileceğini kendi kurmay kadrosu arasında görüşmüş. Askerlerden görüş almış.
Mustafa Kemal'le de görüşülmüş. Yıldırım Ordu Grup Komutanı Mustafa Kemal'in de bir görüşü var. Mustafa Kemal diyor ki sonunda biz mücadele vermezsek hepsini alırlar. Biz de çöle yaparlar. O zaman bu mücadeleyi verebilmemiz için bir, anlaşmada bize dayayacaklar. Orduları tehris edin ama subayları göndermeyelim. Subaylar dursun. Erleri gönderelim. Çağırırız gene gelirler. Ama subayları göndermeyelim diyor. İki, elimizdeki silahların hepsi modern değil. Bu modern silahları teslim etmeyelim. Yani bize silah teslim et dedikleri zaman önce eskileri teslim edelim. Mecbursak modern silahları alıp ayrı ayrı depolara koyalım. Hatta Mustafa Kemal'in o zaman Genelkurmay Başkanlığı'nda olan, Milli Savunma Bakanlığı'nda olan İsmet İnönü'ye silahları şu cinse göre ayır, şu cinslerini şu depolar, yani depo adresi olarak değil de farklı depolara koy. Çünkü lazım olduğu zaman biz hangisi neyi nerede bulacağımızı bilelim. Ona göre teslim alınan silahlar depolara konuluyor. Yeni olanlar işte filan depoya ya da deponun ön kısmına ya da yan kısmına. Çünkü içeri giren adam önde ya da yanda olduğunu bilmesi lazım. Nitekim bunlar depolara modern silahlar, yani o gün şartlardaki eski olmayan, yani Osmanlı'nın bütün silahları yeni değildi. Savaşı bize eğer Almanlar silah vermeseydi biz savaşamazdık da. Ama savaşa niye girdik diye tartıştığımız zaman yine bakışımız realist değil. Çünkü orada tartışmalarda şöyle bir laf geçiyor. Deniliyor ki biz savaşmazsak savaştan sonra bizi hiç sormadan parça parça ederler. Savaşırsak masada yerimiz olur. Yerimizi almamız için savaşmamız lazım. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmadık değil mi? Bugün o da konuşuluyor. Ne oldu? Bize akıbetimizi dikte ettiler. Kıpırdayamadık. Ve hala da onu yaşıyoruz. Bu memlekette, yani şu anda yaşadığımız sorunlar hep oraya dayanıyor. 45'e 46'ya. Niye? Antlaşmalar orada öyle imzalanmış. Şimdi geçen televizyonda bir program izliyorum. Adam diyor ki köy enstitülerini diyor Demokrat Parti kapatmadı diyor. CHP kapattı. Doğrudur. Siyasi olarak bazı insanlar buna kızıyorlar ama doğrudur ama biz savaşmadığımız için bize söz hakkı verilmedi. Dikte edildi bize oralar. Şunu da vereceksin, şunu da vereceksin. İşte bugün bütün eşyalarımızı sattık. Bu diktedir. Kim bunu bize dikte etti? İşte kurumları var bunun. Yani bazen Birleşmiş Milletler olur. İşte bizimki de IMF'ydi. Yani ama o dikte ettiren, yani dikte ettiren ve takip eden kurumdur. Geçmişte de böyle oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda ise masalara oturduk. Nerede oturduk? Lozan'da oturduk. Biraz daha geri gidelim. Brest, Litovsk'ta oturduk. Rusya ile oturduk. Yani biz bunları yok farz edemeyiz. Bunlar oldu bitti. Onlar önemsiz, onlar küçük, onlar şöyle diye böyle tarihçilik de olmaz. O zaman ne yapacağız? Hepsine bakacağız. Ne diyoruz? Doğu Anadolu'da bizim hakkımız var. Şu anlaşmada kaybettiğimizi şu anlaşmada geri almışız. Madem uluslararası hukuk, o zaman diyor ki yok, hukuk size geçmez. Sizde hukuk falan size yok. Ya biz istediğimiz gibi işgal ederiz. Biz de kabul etmeyiz. İşte milli mücadele budur. Peki bir hocam de, burada... Bir özür dilerim. Bir de kabul edelim. Bunlar modern devlettir, ileri devlettir, bize demokrasi getirecekler, şunu getirecek diyenler var. Bunları da tanıyoruz, yani bunlar da bilinmeyen gizli şeyler değil. Efendim buyurun. Şunu söyleyecektim hocam, şuradan devam etmenizi rica edecektim. Bu özellikle nasıl silahların teslim edileceği, hangisi edilecek, hangisi edilmeyecek vesaire, bu görüşmelerin Genelkurmay'daki bir kadro, Mustafa Kemal,
Paşa ve İttihatçı bir kadro arasındaki görüşmelerle devam ettiğini biliyoruz. Evet. Bu İstanbul'da, yani Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan önceki dönemde bunun gibi başka hazırlıklar var, yürütülen... Var. Şimdi en büyük hazırlık İttihat Terakki'nin kendi yaptığı hazırlıktır. İttihat Terakki özellikle doğudaki kazanımlarımızı elde tutmak için ekstra bir organizasyon daha yapıyor. O ayrı. O tek başına anlatmak lazım ve ona ben bir değineceğim. Ama tamam. Bir de şu var. Bizim haklarımız gasp ediliyor dedim ya. Onların gasıpları, o hak şeylerini halkın kendini koruyabilmesi için, herkesin de kendi haklarını savunabilmesi için Anadolu'nun çeşitli yerlerinde müdafaa-i hukuk dediğimiz teşkilatlar kuruluyor. Biz hala daha iki şeyi birbirinden ayıramıyoruz. Bu müdafaa-i hukuklar bazı yerlerde, mesela ben Trabzon'da bazı muhalif hareketleri de var. Milli Mücadele'nin lider kadrosuna, anlatabildim mi? Lider kadrosuna diyorum. Bakın, bunların nedenlerini eğer biz o müdafaa-i hukukları İttihat Terakki organizasyonuyla kurulmuş olduğunu kabullenmezsek anlayamayız. Şimdi ne yapmış İttihat Terakki? Organizasyonu yapmış, planını yapmış. Kadrolarını harekete geçirmiş. Şimdi şartlardan dolayı liderleri İstanbul'da kalmayı parti istemediği için, yurt dışına çıkın dediği için gelecekle ilgili programlarını yürütmek üzere yurt dışına çıkmış. Ama yurt içinde kadroları var. Kurdukları teşkilatlar var. Onların kurdukları teşkilatın bir tanesi karakol teşkilatıdır. Anadolu'ya silah kaçırıyorlar. Bu dediğim depolardaki silahları İstanbul'dan Anadolu'ya kaçıran karakol teşkilatıdır. Ama karakol teşkilatını kuran Kara Vasıf ve Kara Kemal ve diğer gibi vatanseverler, bu insanlar bu teşkilatı faaliyete geçirmişler zaten. İttihatçı liderleri bize anlatıyorlar yurt dışına kaçtılar. Hayır. Bunlar yurt dışına çıktılar ve mücadelelerine orada devam ettiler. Belli bir aşamada, mesela ben size söyleyeyim, Doğu için özel olan programı söyleyeyim size. Daha Monroe Mütarekesi'nin imzalandığı gece, yani o gece İttihat'la yurt dışına gittiler. O gecenin sabahında, yani gün ışıdığı zaman, o Doğu Anadolu'daki haklarımızı savunmak üzere yola çıkacak olan ekip gemiye bindi ve yola çıktı. Bu gemide Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa var. Demek ki o ekibin lideri Halil Paşa. Gemide bizim, yani bu kadrodan 17 kişi daha var. Bunlar peşlerinden bir gambot geliyor süratle. Halil Paşa gemide kalıyor. 17 kişi karaya çıkıyor. Gambot geliyor. Hani bizi alacaklar diye kaçak. Yani onları tespit ediyorlar. İstanbul'dan ayrıldıklarını tespit ediyorlar. Gemi yolluyorlar peşlerine. Savaş gemisi. Onları Zonguldak'ta yetişiyor. Şimdi Zonguldak limanında Halil Paşa'ya, limanda değil gemide, Halil Paşa'ya sadrazamın emri geliyor. Ve sadrazam Halil Paşa'ya mutlaka geri dönmesini istiyor. Ve tebliğ ettiği emirler var. Anlatabildim mi? Ve Halil Paşa mecbur kaldığı için geri dönüyor. Ama 17 kişi karada olduğu için onlar da bir şey yapmıyorlar. Onları alamıyorlar ya. Öbürleri geri dönüyor. Fakat bu 17 kişi o gittikten sonra savaş gemisi tekrar gemiye binip yola çıkıyorlar. Samsun'a geliyorlar. Sivas'a telgraf çekiyorlar. Adamlarla görüşüyorlar. Yani herkes görevini biliyor. Sonra ne oluyor? Trabzon'a geliyorlar en sonunda. İşte Giresun'a geliyorlar. Topal Osman karşılıyor onları.
Diyor ki mücadeleye devam edeceğiz diyor. Yani şey olmak yok, vatanı teslim etmeyeceğiz diyorlar. Herkes o, bu safha bilinmiyor. Trabzon'a geliyorlar. Diyorlar ki bu şey olay devam edecek. Orada biz bu olayları çişilere kadar biliyoruz. Kim var, kim orada karşılıyor, kim ne yapıyor. Hepsi belli yani ama yok farz yok diyor. Bunlar yok farz ederek milli mücadele anlatılamaz. Neden? Bu daha şöyle düşünün Kasım ayında oluyor. Mustafa Kemal o günlerde bu mevcut hükümete de benzer bir teklif gönderiyor. Fakat mevcut hükümet Mustafa Kemal'i hemen görevden alıyor. Mevcut dediğim İttihat Terakki'den sonra kurulan hükümet hemen görevden alıyor. Ve bu görevden aldıktan sonra da İstanbul'a geliyor. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiği gün zaten İngiliz donanması Boğaz'a emir atmış. O meşhur geldikleri gibi giderler sözü bu zaman söylenmiş. Eğer bunları bilmezseniz o sözünde bir anlamı sizce olmaz. Ama bilirseniz için kaynama var dersiniz. Her tarafta bir kaynama var, teslim olmamışlar. Kimse teslim olmamış. Şimdi bir şey var. Enver Paşa o yolladığı 17 kişiye bir söz, bir mektuplar da verilmişler ama bir söz de var. Ben gelebilirim, yani gidiyorsunuz ama ben oraya gelirim gibi bir söz var. Şimdi Enver Paşa Kırım'a indiği anda derhal ortadan kayboluyor. Bu sözleri kimseler yani bilmiyor. Sadece bir iki kişi biliyor bu olayı. Derhal bir orada şeye biniyor, küçük bir yelkenliğe biniyor, kayık yani biraz. Onunla beraber Karadeniz'e açılıyor. Anadolu'ya geçecek. Yani biz kaçtı diye bize öğretilen adam o gece İstanbul'dan dışarı çıkıyor ama Kırım'dan Anadolu'ya dönüyor. Bu kadro Mustafa Kemal'le daha sonra ilişki halinde. Yani Moskova'da geliyorlar. Moskova'da ne işleri var bu adamlar? İşte o da bunların programı. Ama sadece Moskova'da çalışmıyorlar. Hindistan'da var bu ekibin uzantısı. İtalya'da Müslümanlar Konseyi, genç Müslümanlar şeyi topluyor, konferans topluyorlar. Yani bunlar Avrupa'da da çalışıyorlar. Şeyde de çalışıyorlar. Tabii gizli şey olduğu için bunları ama İngilizler istihbarat takip ediyor. Nitekim ne yaptıklarını, ne yapmak istediklerini anladığı zaman hepsini öldürttürüyor. Talat Paşa'yı vuran, yani şimdi bize bir Ermeni adı veriliyor. Onlar çıralık katil demeyelim de suçu üstlenen katil. Talat Paşa'nın orada bulup Almanya'da bulup onunla irtibata geçen İstanbul'da gazeteci olan bir İngiliz. Güya o bölgede gazete çıkarıyor. Orada gazetecilik yapıyor. Ve Talat Paşa'nın dikkatini yani şey etmek için Anadolu'dan taze haberler veriyor Talat Paşa'ya. Yani biraz daha fazla kalıyor ondan Talat Paşa. Ve ondan sonra da ertesi günde yani öldürülüyor. Yani tespit ettikleri anda öldürülüyorlar. Yani böyle bir mücadele var. Ve biz kiminle mücadele ettiğimizi bile bilmiyoruz. Bugün biz kiminle milli mücadeleyi verdik? Kime karşı? İngiltere, Fransa, İtalya. Milli mücadele sürecinde Fransa ve İtalya İngiltere'nin kendilerine görüşme masalarında attığı kazıklardan dolayı bizimle uyuşmayı kendi politikalarına uygun gördüler. İlk uyuşan Fransa, daha sonra İtalya. Biz İtalya'dan malzeme aldık da milli mücadelede büyük taarruzda o çizmelerle, o ayakkabılarla taarruza kalktık. Yani bunları biz böyle koymazsak orada büyük bir deha var da nedir o deha? Ne yapmış o deha? Kimse bir şey bilmiyor. Tabii ki deha olur şişirme. Biz bu olayları bilmeden bunu anlayamayız. Şimdi Mustafa Kemal demek ki Samsun'a gelmeden önce bir ekip Anadolu'ya geldi. Ne yaptılar bunlar? Halkın şeyini yani dertlerini dünyaya duyurabilmek için 3 tane gazete çıkarılmasını organize ediyor. Bir tanesi Trabzon'da İstikbal Gazetesi. Bir tanesi Erzurum'da Albayrak.
Bir tanesi Batum'da. Sadai Millet. Demek ki burada çok kapsamlı bir örgütlenme söz konusu. Bunlar hep o seçkin kadrolar. Ki bu kadrolar yani hepsi, her biri bir ayrı kahraman. Yani öyle kötülenecek, edilecek insanlar değil. Ama biz yani bugün mesela işte bu karalama, hala daha bunları karalamaya devam ediyorlar. Enver Paşa Karadeniz'de fırtınaya kapılıyor. Alabora oluyor şeyi ve deniz onu bir yerde sahile vuruyor. O vurduğu yerde bir balıkçı buluyor ve 3 ay o balıkçının şeyinde yani şuurunu yitirmiş şekilde yatıyor. Ondan sonra ayılıp kendine geliyor. Koma vaziyetinde yatıyor, ayılıp kendine geliyor. Nerede olduğunu öğrendikten sonra yani tekrar kaçak yollardan şeye gidip Berlin'e gidip arkadaşlarını buluyor. O süre zarfında Enver Paşa'dan hiçbir haberi yok. Onu Anadolu'da bekleyenlerin dahi ondan haberi yok. O gelmeyince programlarını biraz daha başka türlü revize ettiler. Gelemeyince ya da biz şimdi bunları hatıralardan öğreniyoruz. Bu başlangıçta doğuya gönderdiği grubu diyorsunuz, evet, değil mi hocam? Yani evet. O gece yola çıktı dediğiniz grubu. O gece yola çıkan grup onlarla buluşacaktı. O zaman bizim şimdi 3 sancak dedik ya, 3 sancağa giden kadroyla buluşacak orada. Orada yeni bir şey başlatacaklar. Mücadele başlatacaklar ama bunların bir de Orta ve Batı Anadolu'da çalışan başka gruplar var. Şimdi hocam Orta Batı Anadolu'ya geçmeden isterseniz bu Doğu Anadolu ve Kafkasya meselesini biraz daha zamanı da geriye kaydırıp ele alalım. Şimdi şöyle, çünkü o konuda şunu söyleyeceğim. Bizim savaştan, yani bizim Dünya Savaşı'nın bittiği zaman, yani Mondros Mütarekesi bizim için bitmesi ama Mondros'tan önce bizim savaşı kaybettiğimiz belli. Zaten savaşın başından sonuna kadar biz Almanların verdiği silah ve parayla savaşabilmiş. Ve savaşın sonunda hedeflerimizin bazılarını gerçekleştirmişiz. Bu özellikle Kafkas cephesinde son dönemde şunu yapmışız. Yani Erzincan'a kadar çekilmiş bir ordu ve oradaki organize olmuş olan yapı ileri harekata geçtikten sonra Batum'da, yani daha doğrusu önce Trabzon'da, daha sonra Batum'da toplam, Batum'u da alıyoruz. Batum o gün 40 sene önce Osmanlı'nın elinden çıkmış. Kars, Ardahan 40 sene önce Osmanlı'nın elinden çıkmış. Onları geri alıyoruz. Çünkü anlaşmada hakkımız var. Kim, nerede bu anlaşma? Bu anlaşmayı biz, Rusya'da ihtilal oluyor. İhtilal çarlığı sonlandırıyor. Yerine demokratik bir yönetim kurmak üzere seçimler yapılıp Cumhuriyet ilan edilecek. O seçimlerin yapıldığı sürede mevcut kuran mevcut iktidar, yani ihtilalden sonra iktidarda gelen kişiler İngiliz ve Fransızların etkisiyle savaşa devam kararı alıyor. Bu Rusya'daki ihtilalin de sebebi savaşın getirdiği yıkım, felaketler, ölümler. Yani Rusların Kafkas cephesinde 1917 senesinde verdikleri zayiat 100 bin. Biz Sarıkamış'ta 100 bin verdiğimizi söylüyoruz ve hala daha bu devam ediyor. Bunda evet, orada o kadar kişi yok. Belki biz 100 binden fazla zayiatımız var tüm Doğu Anadolu'da. Ama bu Ruslara öyle ucuza olmadı. Yani Ruslar bizim 100 bin verdiğimiz yerde, onlar bir kışta, bir sezonda 100 bin zayiat verdiler. 1917 yılı kışın şeyinde, yani 1916 bin. Ama Rusya şöyle, ne kadar zayiat verirse versin, arkada büyük bir nüfus var, onun yerine hemen topluyor, asker gönderiyor. Yani sürekli taze kuvvet bulundurabiliyor ve tabii ki şey, ama bir şey daha var. Şimdi Rusya savaşın başında
Sarıkamış'a kadar tren yolunu getirmiş. Ama biz onu Erzurum'a, Erzincan'a olduğu zaman o da bizimle eşit şartlara düştü. Ne demek? Çamurlu yollar. Tren yok. Araba yok. Kanı yok. Bir de çamur var. Nasıl getireceksin? Getiremiyor. Biz köylü seferber oluyor. Taşıyor, onu köylüsü de yok. Bize köylü kanısını veriyor. Şu, yani her türlü yardımını yaptı zaten seferberlikte. Onun ona yardım yapacak kimse yok. Dolayısıyla askeri aç. Yani Erzincan'daki askeri aç. Bunları hep yok farz ediyoruz. Şimdi bunun sonunda Rusya'ya yansıyor. Çocuklarımız aç, siz burada her türlü zevki şey yapıyorsunuz. Savaş istemiyoruz. Halk dökülüyor sokağa. Tamam, itilal oluyor. Şimdi mevcut hükümet tekrar savaşa devam kararı verip işte devrim için hücum edelim, zafere kadar savaş falan dedikçe devriliyor. O da devriliyor. Barış isteyen Bolşevikler iktidarı ele geçiriyor. İki itilal. Yani Şubat ve Ekim devrimi. Ekim'de. Evet. Şimdi Bolşevikler geçirince İngilizlere ve Fransızlara diyor ki biz barış isteyeceğiz. Halk da barış istiyor. İngiliz ve Fransızlar kabul etmiyor. Bu sefer Almanlarla, Almanlar kabul ediyor. Almanlarla barış görüşmeleri başlıyor. Biz de katılıyoruz. O görüşmelerde Brest-Litovsk'ta bu konuları teker teker konuşuyoruz. Ve orada biz Bolşevik Rusya ile anlaşıyoruz. Yani şimdi bizde bazı insanlar şöyle diyorlar. Yani eğer çarlık çökmeseydi, işte Bolşevikler iktidara gelmeseydi, doğrudur. Biz işte eski topraklarımıza kavuşamazdık. O da doğrudur. Ama biz de zayiat verdik. Doğu Anadolu'daki o felaketi yaşamasaydılar, Çanakkale geçilip de oraya yardım gitseydi, acaba bunlar olur muydu? Demek ki savaş böyle bir şey. Biz onları Çanakkale'den geçirmeyerek Rusya'nın çökmesine, Doğu Anadolu'da o kadar kayıp verdirerek, yüz binlerden bahsediyoruz, verdirerek Rusya'nın çökmesine sebep oldu. Oysa Rusya ne yapıyordu? Şimdi şöyle düşünün, bizim hududumuz Hopa'nın doğusundan, yani Karadeniz sahilinden ta İran'ın Hazar Denizi'ne kadar bizim hududumuz vardı bu savaşta, cephemiz vardı, öyle düşünün. Şimdi biz burayı geriledik. Rusya şeyden Hazar Denizi'nin kenarındaki birliğini alıyordu. Bir gecede trenle Batum'a indiriyordu. O bize Batum'da saldırıyordu. O cephede saldırıyordu. Onu alıyordu bir hafta sonra götürüyordu Sarıkamış'a. Orada Sarıkamış'ta saldırıyordu. Yani kuvvetlerini çok kolaylıkla bu tren yollarıyla sevk ediyordu. Ve bizler de Türkistan'dan asker topluyordu. Sibirya'dan asker topluyordu. 3 gün sonra, 5 gün sonra Kafkasya'daydı o asker. Bizim İstanbul'dan gönderdiğimiz askerler Sivas'a kadar, yani Sivas'ın yakınlarında bir yer, oraya kadar trenle geliyordu, oradan sonra yürüme. Bir ay sürüyordu bu askerin. Zaten bir ay yolda yürüyen bir asker bitmiş. Onun tekrar canlanıp savaş bekleyemezsin. Dolayısıyla şimdi Rusya ile eşit şartlara nerede düştük dedim. O da o Doğu Anadolu'nun şartlarına battı. İşte o zaman tren yolundan uzaklaştı. İşte o zaman Rusya şeyden çöktü. Yani aslında toplumu bunu kaldıramadı. Oradaki zayiatı Rus toplumu kaldıramadı. Şimdi bu itilalde ne oldu? Biz iktidarı ele geçiren ve yaklaşık bir 80 senede Rusya'yı yöneten Bolşevik dediğimiz yönetimle, yani Lenin'in ve arkadaşlarının kurduğu yönetimle biz oturduk, anlaştık. Anlaştık ve topraklarımızı geri aldık.
Sonra ne yaptık? O toprakları işgal ederek oradaki haklarımızı reele döndürdük. Fakat Kafkasya'da karşımızda bazı güçler var. Ermeniler var, Kürtçüler var. Bunlar, o bir de oradaki Ruslar var. Yani bunları düşünün. Sonra biz Batum'da, Kafkasya'da şekil verdik Kafkasya'ya. Bunu Almanlar istemedi. Almanlar engellemeye çalıştı. Şekil verdik. Ne yaptık? 4 tane devlet kurduk Kafkaslar'da. Biz kurduk. İlk anlaşmalarını biz imzaladık. Hudutlarını biz çizdik. Hiç böyle tarihte böyle bir şey anlatılıyor mu millete? Duyan eden var mı? Batum'da ne oldu bilmiyorum. Batum görüşmeleri. Batum'da biz 4 tane devlet kurduk. Kürdistan'ı biz kurduk. Ermenilere bize saldırmaları halinde işte vatan vaat eden, toprak vaat eden Batılıların hiçbir tanesi Ermenilere bir gram toprak vermediler ve bağışlamadılar. Biz Ermenistan'ı kurduk. Biz kurduk. Savaşın başında Erzurum'da yapmış oldukları Taşnak Kongresi'nde iddiaçıların onlara teklifi şuydu. Rusya'yı desteklemeyin. Bizim yanımızda durun. Savaşın sonunda size Kafkasya'daki, yani bugünkü Ermenistan'da devlet kuracağız. Orada Ermenistan olur. Ama orada devlet kurarsak Anadolu'daki, Doğu Anadolu'daki haklarından vazgeçecekler. Yani orada bir de bu Berlin'den ortaya çıkan bir de vilayeti sitte var. Bunu da yutturuyorlar. Yani bunu da yok sayıyorlar. Vilayeti sitte de biz Osmanlı olarak, yani Abdülhamit yönetimi şunu kabul etmiş. Eğer orada reform yapmazsam oradaki Ermenileri ayrı bir eyalet, daha demokratik, daha özgür şartlarda organize etmezsem yabancılar başta Ruslar, ilk Yeşilçay Anlaşması'nda Ruslar, Berlin'de İngilizler diyor ki öyle yağma yok diyor tek başına. Biz hep beraber teftiş edeceğiz. Bu şeyi teftiş edeceğiz. Osmanlı'nın reformlarını ve oraya eğer bunlar bizim istediğimiz reformları yapmamışlarsa biz o zaman oraya vali atayacağız. Zaten Sırbistanlar, şunlar, bunlar işte böyle bizim elimizden alın çıktı. Orada çıkacak. Bu şeyde Abdülhamit döneminde bu reformlardan sadece, yani odanın anlatıyorum, sadece bu aşiret alayları kuruldu. Hamidiye alayları denilen. Ve onlar ne yaptılar? Ermenileri soydular. Yani düzeni sağlamak yerine bir de Rusya Kürtlere para verdi. Hatta Türkiye'de işlerini biz bir şekilde engelledik. İran'dakilere para verdi. Ermenilere saldırdı ki Osmanlı bölgeyi kontrol edemiyor diye oraya gelip el koysunlar diye. Yani biz bu süreçleri yok kabul edemeyiz. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Yani şöyle mantık olarak bir düşünün. Doğu'da milli mücadeleyi verdik. Elveyi Selase ne oldu? Diyelim ki aldık. Güzel. Peki vilayet-i sitte ne oldu? Hiç konuşulmuyor. Hepsini o tarafa kabul ettirdiğimiz gibi, yani Ermenilere de kabul ettirdiğimiz gibi, imzalanan anlaşmalarda bu zaten var, ettirdiğimiz gibi onlara da orada bir devlet kurduk. Kim kurdu? Batum'da kuruldu. Hudutları her şeyiyle beraber çizildi, anlaşmalar yaptı. Yani Kürdistan'la bağımsızlık ilan ettirdik. Kürdistan'la Ermenistan'ın arasında anlaşma imzalandı. Azerbaycan'la bağımsızlık ilan ettirdik. Azerbaycan'la Ermenistan arasında, Kürdistan arasında hudut konusunda anlaşmalar oldu. İngilizler bizi oradan Mondros'tan dolayı geri çekilmemizi sağladı ya. Ne oldu biliyor musunuz? Önce Ermeniler Kürtçülere saldırdı. Yani şimdi biz oraya geldik, medeniyet dağıttık, bilmem ne, böyle bir şey yok. Karmaşa oldu. Ve bunu durdurmak için çok uğraştılar. İki tarafa da çok silah verdiler. Onlar da o silahlara güvenerek
bizi, yani bizim haklarımıza tecavüz etmeye kalktılar. Onun da cevabını bir şekilde aldılar. Yani biz milli mücadeleye çok farklı bir yerden, çok farklı bir şeyden baktığımız zaman hiç şimdiye kadar görülmeyen bir sürü şeyi görüyoruz. Çözülmeyen bir sürü problemi çözüyoruz. Tartışma konusu olan bir sürü konuyu da ortadan kaldırıyoruz. Tartışmaya gerek yok çünkü. Üç devlet kurduk dedim. Dört devlet. Dördüncü devlet de Kuzey Kafkasya'da Dağlılar Cumhuriyeti diye Hazar Denizi'nden Karadeniz'e kadar uzanan Kuzey Kafkasya'da bir devlet kurduk. Sonra Rusya burayı tekrar, yani Bolşevik olarak şu olarak geri aldığı zaman burada 20 tane özel cumhuriyet kurdu. Niye? Bir olmasın diye. Biz bunu niye yaptık? Rusya'dan aramızda bir tampon olsun diye yaptık. Peki, milli mücadele Mustafa Kemal İstanbul'da gelip o günlerde görüşmeler yapıyor. Ne konuştu bu adam? Anadolu'ya çıkalım, kovboyculuk mu oynayalım dedi. Hayır. O dönemin bütün sol şeylerini nasıl çözeceğine dair tartışmalar, fikirler, bunların hepsi yapıldı. Ve netice olarak 9. Şunu da söyleyeyim. Biz Kafkas İslam Ordusu'nun orada ne işi var diyenler var. Söyleyeyim. Eğer Kafkas İslam Ordusu oraya müdahale etmeseydi Ermeniler bütün Azerileri kesiyordu. Aynı Doğu Anadolu'da, Erzurum'da o Çıldır'da, yani oraya kadar, hududa kadar olan arazide ne kadar katliam yaptılarsa hepsini Azerbaycan'da yapmaya başlamışlar. Yapmışlar. İlk yaptıkları katliam da Bolşevik İhtilali günlerinde Baçu şeyi dediğimiz Sovyeti ya da Baçu komünü dediğimiz idarenin şeyinde, himayesinde 31 Mart 1918'de evet 18'de Baçu'da yaptıkları katliam, on binlerce kişi öldürdüler. Yani biz oraya, o Kafkas İslam Ordusu gitmeseydi orada Azeri kalmayacaktı. Sonra ne oldu? Batum şeyde, Baçu'da petrol var diye Baçu'yu Azerbaycan'a vermiyorlar. Hayır diyorlar, burası Sovyetlerin veyahut da İngilizlerin veyahut da işte başka bir güç almaya çalışıyor. Almanlar bile istiyor. Yani o bile engelliyor. Biz Baçu'ya doğru ilerlerken önümüze çıkan Alman askerleriyle savaştık. Onlardan esirler de aldık. Yaralananlar da var. Yani bizi engellemeye çalıştıkları için. Şimdi bunları konuşmadan bu iş çözülmez. Şimdi biz orada Kafkas İslam Ordusu gitti. Baçu'yu aldı. İngilizler ve Bolşevikler ve Ermeniler ve de şeylerin o bölgede ittifak halindeler. Başka yerde savaş halinde, orada ittifak halinde. Hepsi onların elinden Baçu'yu aldı. Ve Azerbaycan'ın başkentini Cenze'den Baçu'ya nakledilmesini şey yaptı. Azerilere savaş esnasında, yani 1914, 15, 16, 17, 18'de kadar Doğu Anadolu'ya yardım eden, yardım elini uzatan Azerbaycan'a biz de 1918'de böyle bir yardım eli uzattık. Bunları yok sayamazsınız. Orada... Peki hocam. Efendim. Şimdi hocam biraz vakit de azaldı. O yüzden bir genel toparlama sorusu sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi bu anlattıklarınızdan ben şu sonucu çıkarıyorum. Ciddi bir süreklilik var. Birinci Dünya Savaşı'nı yöneten kadroyla milli mücadeleyi örgütleyen kadro arasında ciddi bir süreklilik var. Yani Kafkas İslam Ordusu'nu konuşmadan sonradan Doğu Anadolu'daki milli mücadeleyi konuşmak, bu ikisinden ayırmak mümkün değil. Anlayamayız. Peki hocam, bir toparlama sorusu mahiyetinde. Şimdi 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkıyor. Ondan bir ay önce şimdi Kazım Karabekir... Bir öncesini şurada bağlayayım. Sonunda Monros'ta İngilizler geldi, o bölgeye el koydu. Biz teslim olduk ama Kafkasya'ya İngilizler aldı. Yani Bolşevikler daha kuzeyde ve Beyaz Rus dediğimiz ordularla savaşıyorlar. Kafkasya'ya inmemişler. Şimdi Mustafa Kemal bu milli mücadele İstanbul'da konuşurken haritaya bakıyor.
Diyor ki doğumuzda İngilizler. İstanbul'da da İngilizler, batımızda da İngilizler. İki şey pres arasında bizi sıkıştırıp yok ederler. Biz bu şeyi, yani doğudaki şeyi sağlama alırsak batıyla uğraşabiliriz. Ya da batıyı sağlama alırsak doğuyla uğraşabiliriz. Batıyı sağlama alma şansımız kalmadı. Yunanistan'ı çıkarttılar İzmir'e. Oradaki sahneleri anlatmıyorum. Herkes bilebileceği şeyler. Şimdi Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı zaman, yani 2-3 gün önce İzmir işgal edilmiş. Binlerce kişiyi Yunanlılar öldürmüş ve Anadolu'ya doğru da yayılıyorlar. Şimdi tabii Anadolu şoka girdi. O güne kadar müftüler bakın adını böyle söylüyorum ve şeyler, padişahın siyasiler, İstanbul'daki hükümet, her türlü devlet kadroları, yani İzmir'in işgaline kadar bu yabancı büyük devletlerin düveli muazzamanın bize demokrasi getireceğini, insan hakları falan getireceğini zannediyorlar. Orada ilk defa şoka girdiler. Herkes şok oldu. Ne oluyor yani, bu kadar da mı? Yani biz teslim olmuşuz yani. Bu kadar da mı? Evet, o kadar da. Şimdi o zaman Anadolu'da hava değişti. Aksi takdirde Mustafa Kemal Samsun'dan bir başarı elde edemeden geri de dönebilirdi. Şimdi gelelim İstanbul'a. İstanbul'da konuşurken bu İngilizler de bu arada bir Kafkas Seddi oluşturmak istiyorlar. Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Osmanlı'yı da katarak Rusya'ya karşı o beyaz Rusları organize ettiler ya. Beyaz orduyu organize ettiler. Ha, onlara destek olsun diye bir de Kafkas Seddi oluşturmak istiyorlar. Tabii biz orada savaşırken onlar Baku petrolünü kullanacaklar. Başka bir dertleri yok. Ama o öyle olmadı. Şimdi Mustafa Kemal Anadolu'ya çıkarken bütün bu olayları bilerek çıkıyor. Ve karar verdiği zaman da bütün bu olaylar, yani Kafkas Seddi'ni yıkmam lazım. Doğu'yu da yıktıktan sonra Batı'da bir şey yapabilirim. Ya da Batı'yı iki tarafta yapamam. İki taraftan kuşatılmışken kıpırdarsam ikisi birden beni pres gibi ezer diye bunu biliyor. Bunun da tedbirlerini tabii o dönemde alınıyor. Nasıl alınıyor? İngilizlerin de düşmanı Bolşevikler. Beyaz Ordu kimle savaşıyor? Kızıl Ordu'yla. O Bolşeviklerle ilişkiye geçiliyor ve Bolşeviklerle bir anlaşma yapılıyor. O anlaşma Kafkas Seddi'ni yıkmamıza vesile oluyor. Daha sonra o anlaşmanın sonunda biz işte oradan aldığımız yardımlarla Batı'da zaferi kazanıyoruz. Bu temas ne zaman kuruluyor hocam? Bolşeviklerle Anadolu Hareketi. Benim şahsi kanaatim bu temas İstanbul'da geçen kurulmuştur. Bu temas biz bilmiyoruz. Aracılar vardır mutlaka. Yani İttihatçıların yurt dışına çıkmadan evvel yapmış oldukları organizasyon var ya, karakol. Karakolcuların da Bolşeviklerle ilişkileri var. Demek ki Enver Paşa'nın da daha şeye gelmeden, yani bizim Almanya'daki şeylerin, İttihatçı liderlerin de Rusya ile ilişkileri var. Bolşevik Rusya ile irtibatları var. Bu konularda henüz yeteri kadar araştırılıp şey yapılmadığı için ben bildiklerimi anlatacağım da hikaye gibi gelir insanlara. Ama var olduğunu bilmekte fayda var. Şimdi ne oluyor? Şimdi olanı size söylüyorum. Mustafa Kemal Samsun'a çıkınca Samsun'da tutunamıyor. Yani duramıyor. Niye? Samsun bir Rum çoğunlukta olan bir şehir. Bu Rumların da Pontus diye bir isyanları var, bir davaları var. Yani öyle şeye pabuç bırakmıyorlar. Orada devlet kuracaklar. Eşkıyaları var, dağlarda kuvvetleri var. Yani önemli bir organizasyonları var. Şimdi Mustafa Kemal Havza'ya geçiyor. Yani Samsun'da 3-4 gün kalıyor. Hemen Havza'ya geçmek zorunda kalıyor. Ama biz daha sonra bakıyoruz ki Havza'da önemli bir
buluşma var. Şimdi tabii Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrasında bir antikomünist şeyle bir etki altında bırakıldı Batı tarafından ve bu işlerin o çok konuşulması falan istenmediği için üstü kapatıldı. Çünkü en ufak bir sempati duyarsak biz Ruslara karşı, şimdi o artık bolşeviklik yok. İstersen Rus'a sempati duy. Rus kendi bildiğini yapıyor. Yani Amerika'da bildiğini yapıyor. Almanya'da. Yani şimdi artık realiteler daha çok yüz yüzeyiz. O zaman insanların bir şeyden haberi yok. Biraz da romantizmle hayal kurarak davranabiliyorlardı. Şimdi eğer satılmamışsa romantizmle kimse yola çıkmıyor. Demek ki bir yerden bir maaş bir şey geliyor ki adam orada ısrar ediyor. Yoksa bir müddet sonra realiteyi görüyor. Çünkü iletişim, haberleşme her şeyimiz çok ileri bir düzeyde. Şimdi hocam çok az zamanımız kaldı. Tamam. Kısaca Havza Erzurum. Mustafa Kemal Havza'da bir Bolşevik şeyiyle görüşüyor. Bu o bir şeyde anlaşma sağlanıyor. Lenin'e haber gidiyor. Ama bu anlaşmanın Lenin'le Mustafa Kemal arasında olduğunu, Çiçerin'le Stalin'in bilmediğini yine o dönemde yaşamış 1930 yılında Stalin'in hayatını anlatan bir eser yazmış olan hem Lenin'in hem Stalin'in arkadaşı ve o dönemde de Rusya'da olan bir adamın yazdığı kitapta diyor ki Mustafa Kemal ile Lenin'in anlaşmasından Stalin ve Çiçerin'in haberi yok. Çiçerin Ermeni. Bu şey, bu bilgiyi veren kim hocam? O kitabı yazan adam. 30'larda yayınlanmış bu kitap. O kitapta bu ifade var. Ama belge yok. Gizli anlaşma bu. Bu anlaşmada gereği yapılıyor. Nedir gereği? Mustafa Kemal bunu İstanbul'dayken organize etmiş. O Kafkasya'yı Kafkas İslam Ordusu'nu yöneten, arkadan yöneten Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa. Bekir Ağa bölüğünde gidip Halil Paşa ile görüşüyor bu konuyu. İki defa ciddiğini ben biliyorum ama daha fazla da olabilirler. Bekir Ağa bölüğü hapishane. Ama Mustafa Kemal gidip orada belli adamlarla görüşüyor. Yani belli adamlar dediğim Halil Paşa ile görüşüyor. Ondan bu konuyu konuşuyorlar. Halil Paşa görevi hazırım paşam diyor. Mustafa Kemal Erzurumacı diyor. Yani şimdi şöyle, Havza'dan sonra Amasya'da bir çalışma var. Amasya bu milli mücadelenin temeli orası. Amasya Tamimi var ama Misak-ı Milli de Amasya'da hazırlanıyor. Bu Amasya'yı biz çok yok mesabesinde görüyoruz. Yani bence Amasya onun temelidir. Şimdi bence değil, realizesinde de odur. Şimdi Erzurum'a gidiyor. Erzurum'dan tekrar Sivas'a geliyor. Yani organizasyonlar yapılmış, irtibatlar kurulmuş. Bir şekilde o Kafkas Seddi'ni yıkma için düğmeye basılabilir. Mustafa Kemal Halil Paşa'yı Bekir Ağa bölüğüne kaçırtıyor. Yanındaki Halil Paşa'nın, yani oranın cezaevinin subayıyla belli şey bir organizasyon bu yani. Oradan geliyorlar Anadolu'ya. Mustafa Kemal'le şeyde buluşuyorlar. Sivas'ta. Daha Ankara'ya gidilmemiş. Aynı gün Halil Paşa'nın kaçtığı aynı gün Nuri Paşa'nın, yani o arkadan Halil Paşa yönetti dedim ya, bir de öndeki, uçtaki adam gidip Mondros Mütarekesi'nden sonra Dağıstan'da bir devlet kurduk ya, o devletin başkentini alıp orada o devletin meclisini açıp orayı ilan eden Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra, yani ondan geri çekilecek. Hocam pardon, 20 saniye kaldı. 20 saniye sonra yayın sanıyorum kapanacak. Hemen tekrar açayım. Oradan bir son kısmı isterseniz o şekilde olur, konuşalım. Tamam. Uygun olur mu size? Tabii tabii olur. Tekrar ben açıyorum. Siz tekrar bağlanırsınız tamam. Hocam. Son kısmı anlatırsınız. Tamam. Sonra da vedalaşırız.